Evet, tarih severler kulübü toplantısı. Çok seviyorsunuz değil mi tarihi? Konumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi, Uygur devleti. İslamiyet öncesi Türk tarihi, Uygur devleti. Yıl kaç? Yıl 744 yılı oldu. Milattan önce başladık, 744 yılına geldik. Uygur devletinin kurucusu Kutluk Bilge Kürkağan. Uygur devletinin kurucusu Kutluk Bilge Kürkağan. Merkez neresidir? Ötüken. Büyük Asyalı devletinin merkez neresi? Ötüken. Göktürkler Ötüken. Uygurlar Ötüken. Demek ki Türklerin merkezi burası. Ötüken'den sonra merkez nereye gitti? Ordubalık kentine gitti. Ordubalık kentine gitti merkez. Ordubalık kentinin diğer adı ne? Karabalgasun. Karabalgasun. En parlak dönemini Moyen Çurkağan. Aferin. Moyen Çurkağan. Kurucusu, Uygur Devleti'nin kurucusu Kutluk Bilge Kürkağan. Uygur Devleti en parlak dönemini Moyen Çurkağan döneminde yaşamıştır. Arkadaşlar, bir önemli kanımız daha var. Bödü Kağan döneminde Uygurlar Manihaizmi resmi din haline getirmişlerdir. Bödü Kağan döneminde. Bödü Kağan et yemeyi yasaklamış. Savaşmayı yasaklamış. Manihaizmi Budizm benimsemiş. Göçebe yaşam tarzından yerleşik yaşam tarzına geçirmiştir. Demek ki Bögü Kağan Manihaizmi din olarak kabul eden ilk Türk Kağan'ıdır. Uygurlar Mani inancını benimseyince hayatları çok değişti. Din insanları değiştiriyor. Hayvansal gıdalardan, etten uzaklaştılar. Uzaklaştılar, tarımsal gıdalar döndüler. Ve savaşçı yönleri zayıfladı. Uygurların savaşçı yönleri zayıfladı. Uygurlar tarıma başladılar. Bilim ve sanatla uğraşmaya başladılar. Ticaretle uğraşmaya başladılar. Kitap yazmaya başladılar. Matbaanın temeli sayılabilecek ilerlemeler oldu. Kalıplar ortaya çıktı matbaacılıkta kullanılan. Çin kültürünün etkisi Uygurlar üzerine arttı. Çin dininin etkisi arttı. Zamanla zayıflayıp iç karışıklıklar içinde maalesef yıkıldılar. 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkılmıştır devlet. Uygurlar 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkılmıştır. Peki Uygurların yıkılma sebepleri nelerdir diye bir soru gelse. Manihaizm ve Budizm inancı sebebiyle savaşçı özelliklerini yitirdiler. Çin üzerlerine fazla baskı yaptı. Özellikle diplomatik ve politik entrikalar yaptı. Ülkede sık sık hanedanlar değişti. Açlık, kıtlık, salgın hastalıklar ortaya çıktı. Çünkü bir anda göçebe hayattan yerleşik hayata geçtiler. Güzel tarafları var göçebekten yerleşik hayata geçmenin ama kötü tarafları da var değil mi? Soru şöyle olsa, Uygurlar kağıt ve matbaayı kullanmışlardır. Onların hangi medeniyetle çok yakın ilişki olduğunu ispat eder bu? Çin. Yani der ki işte yukarıdaki öncüle göre aşağıdaki soruyu cevaplayın. Uygurlar kağıt ve matbaayı kullanmışlardır. Kağıt ve matbaayı kullanmaları Uygurların hangi kültürle, hangi devletle etkileşim içinde olduğunu gösterir. Cevap Çin. Çin'le de etkileşim içinde oldukları için ne yapmışlardır? Kağıt ve matbaayı kullanmışlardır. Uygurların Türk tarihindeki yeri ve önemi nedir? Yerleşik hayata. Çok güzel. Yerleşik hayata. Şehirleşme, balık. Balık. Şehir. Balıkesir. Ha? Paleokastro diyorlar. O başka bir konu. Bir anlatırız. Paleokastro. Balıkesir. Şunu diyorlar. Balıkesir'in isminin Paleokastro'dan geldiğini. Roma, Bizans imparatorlarının bir tanesinin av köşkü ne oldu filan diye düşünülüyor gibi. Bandırma'da Panderma diye geçiyor değil mi? Görmüşsünüzdür belki. Panderma yazıyor. Nerede yazıyor?
Bandırma garında yazıyoruz. Döndük konuya. Konu Uygurlar. Bandırmadan geldik geri. Konu Uygurlar. Uygurlar Mali dinini benimseyince Uygurlar'da şehirleşme başladı. Uygurlar mimari eserler verdiler. Uygurlar kalıcı eserler verdiler. Ticaret arttı. Ticaret artınca yazı başladı. Dinin öğrenilmesi için birçok kitap yazıldı. Matbaanın temeli sayılan kalıplar ortaya çıktı. Freskolar ortaya çıktı. Fresko. Uygurların sanatlarından bir tanesi fresko. Nedir? Duvar resmi. Duvar resmi. Fresko. Duvar resimleri ortaya çıktı Uygurlarda. Kütüphaneler kurdular. Uygurlar. Arkadaşlar, Uygurlar içinde Türkçü diyebiliriz. Ulusçu özelliklere sahip diyebiliriz. Uygurlar ulusçu özellik. Hocam olur mu? Uygurlar nasıl ulusçu özelliklere sahip oluyor? Dinlerini değiştirdiler. Bakın diyorum ki Uygurlar, aferin, Uygurlar ulusçu özelliklere sahiptir. Uygurların ulusçu özelliklere sahip olduklarını nereden anlıyoruz? Bir, Maniizmi, Budizm benimsediler ancak Maniizmin dini kavramlarını Türkçe'ye çevirdiler. Evet, tekrar ediyoruz. Uygurların ulusçu özellikleri nelerdir? Bir, Maniizmin temel dini kavramlarını Türkçe'ye tercüme ettiler. İki, Uygurlar Uygur alfabesini kendilerine özgü bir milli alfabe oluşturdular. 14-18 harflik bir milli alfabe oluşturmuşlardır. Uygur alfabesidir. Uygurlar orta oyunu tiyatrosunun tülahatın başlangıcını yapmışlardır. Cem Yılmaz'ın yaptığı iş bugün Uygurlardan başladı. Doğaçlama, orta oyun doğaçlamadır. Mutlaka değil mi? Şimdiki sanatçılar da stand-upçılar değil mi? Bir ellerinde bir metin var ama tamamen metne sadık kalmıyorlar. O anda espri üretiyorlar. Orta oyunu bu. Uygurlarla başladı orta oyunu. Bugün dershanede öğrendik. Derste, tarih derste şunu öğrendik. Hocam Cem Yılmaz Uygurlardan geliyormuş. Uygurların yazıtları var arkadaşlar. Anıtları var. Onları yazalım. Uygurların yazıtları. Kara Balgasun. Sine Uşi. Kara Bal. Uygur yazıtları. Kara Balgasun. Sine Uşi. Taryat. Ve benzerleri. Gibi. Uygurların destanları. Göç ve Türeyiş destanları. Güzel bir soru. Göç ve Türeyiş sözlü mü yazılı mı? Sözlü. Sözlü edebiyat eseri. Göç ve Türeyiş Uygurların destanlarıdır ve sözlü edebiyat eserleridir. Şimdi Uygurlar biliyorsunuz göçebe hayattan yerleşik hayata geçmişti. Ben göçebe hayat özelliğini söyleyeyim. Siz yerleşik hayat özelliğini söyleyin. Göçebe hayatta temel geçim kaynağı hayvancılık ve ticarettir. Yerleşik hayata geçtik. Tarım ticareti oldu. Peki. Göçebe hayatta sözlü hukuk vardır. Buna töre denir. Yazılı hayata geçtik. Yazılı hukuk kuralları var. Güzel. Göçebe hayatımızda hapis cezaları kısa süreliydi. Yerleşik hayatta artık bir bina yapabiliyoruz. Evet. Hapishane yapabildiğimize göre uzun sürelidir. Göçebe hayatta taşınabilir eserler vardır. Ama mimari yoktur. Mimari. Taşınabilir eserler, el sanatları, dokumacılık, demircilik var. Göçebe hayatta dokumacılık var. Göçebe hayatta demircilik var. Göçebe hayatta el sanatları var. Ancak mimari yok. Yerleşik hayata geçince mimari var, şehir kültürü var. Neden? Artık şehrimiz var. Göçebe hayattayken savaşçı özelliklerimiz güçlü. Yerleşik hayata geçince savaşçı özelliklerimiz sınırlı. Bir kazı yaptık. Türklerin göçebe hayattan yerleşik hayata geçtiklerini gördük. Neler görürüz yerleşik hayata geç? Kanıtlar neler olabilir? Sulama kanalı olsa, sulama kanalı olsa anlar mıyız yerleşik hayata geçtiğini? Evet. Bir sulama kanalı değil. İki birisi söyledi. Freskolar değil mi? Duvar resimleri varsa demek ki ortada bir duvar var ve yerleşik hayat var. Doğru. Mimari eserler var. Matbaanın olması yerleşik hayatı gösterir. Başka? Buğday ambarları. Bak bu soru güzel bir soru. Bakın. Doğumluk buğday. Heh, aferin. Şimdi normalde buğday ambarları Türklerde ambar dediğimiz şey mobilde olabiliyor. Yani taşınabilir ambarlarda var ama tohumluk buğday ambarı varsa yerleşik hayat. Çünkü bakın bir kullanmak için ambar var.
Bir de tohumluk var. Tohumluk ambar varsa nedir? Demek ki tohumlar alınacak, ekip dikim yapılacak. Yerleşik hayata geçtiğini buradan anlıyoruz. Değirmen görsek su değirmeni, yerleşik hayatı var der miyiz? Deriz. Var mı arkadaşlar Uygurlardan soru? Avarlardayız. Avarlar. Diğer Türk toplulukları, diğer Türk devletleri konumuz. Uygurları bitirdik. Diğer Türk devletlerindeyiz. Avarlardayız. Yıl 562 yılı. 562-805. Çinliler avarlara ne diyormuş? Juan Juan diyorlar. Avarlar. Çinlilere soralım mı? Evet. Asya Hun Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıktı. Avarlar deyince neyi bilmeniz lazım? İstanbul'u kuşatan ilk Türk topluluğudur ve Avarlar Hristiyanlar. Aferin. Avarlar Hristiyandır. Avarlar İstanbul'u Sasanilerle beraber iki kez kuşatmışlardır ancak fethedememişlerdir. Geldik Bulgarlara. Yıl 583. Bulgarları ikiye ayırıyoruz. Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları. Bu Bulgarlar Avrupa Hun İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra ortaya çıktılar. Şan Kızı Destanı önemlidir. Şan Kızı Destanı. Tuna Bulgarları Kurum Han döneminde İstanbul'u kuşatmışlardır. Tuna Bulgarları Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmişlerdir. İtil Bulgarları İslamiyet'i resmi din olarak kabul etmişlerdir. Bunları bile bilmek yeterlidir. Geldik Karluklar. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu. Karluklar Karahanlıların kurulması etkili olmuşlardır. Karluklar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğudur. İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlıların kurulmasında da etkili olmuşlardır. Yine Cengiz Han'a itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğu da Karluklardır diyebiliriz. Kırgızlar. Kırgızlar. Arkadaşlar Kırgızlar ile ilgili şunu bileceğiz. Dünyanın en uzun destanı olan 400 bin mısra Manas destanı oluşturmuşlardır. Kırgızlara ait en önemli eser Yenisey yazıtlarıdır. Hazarlar. Musevi'liği kabul eden tek Türk topluluğudur Hazarlar. Hazreti Osman döneminde, Halife Osman döneminde İslam ordularıyla savaşmışlardır. Kafkasya'da ve Kafkasya'nın kuzeyinde İslamiyet'in yayılmasını engellemişlerdir. Musevi'liği kabul etmişlerdir biliyorsunuz. İpek yolunun güvenliğini sağlamışlardır. Avrupa'da kurulan Türk devletlerinin en kuvvetlisi ve en uzun ömürlüsü Hazarlardır. Yönetici zümre özellikle Musevi'dir. Günümüzdeki Hazar Denizi'nin adı bu Türk Devleti'nden kalmıştır. Hazar Denizi diyoruz ya, günümüzdeki Türk Devleti'nin, yani günümüz Hazar Denizi dediğimiz yer bu Türk Devleti'nin adından kalmıştır. Macarlar, Macarlar yine etnik köken olarak Türkler, Türktür. 896 yılına geldik. Ancak Macarlar zamanla Türk kimliklerini kaybetmişlerdir. Macarlar Hristiyanlığın Katolik mezhebini benimsemişlerdir. Macarlar savaşçılıklarıyla Slavların Germenleşmesini engellemişlerdir. Balkanlardaki ırklar Slav, Orta Avrupa'daki ırklar Germen. Macarlar destekleriyle Slavların Germenleşmesini engellemişlerdir. Buradan ne soru gelir? Dünyada kurulan ilk Türkoloji, Türkoloji Türk bilimi demek. Türkoloji. Dünyada kurulan ilk Türkoloji Enstitüsü Budapeşte şehrinde kurulmuştur. Macaristan'ın başkenti. Ortasına nehir geçiyor. Şehrin bir tarafına Buda, bir tarafına Peşte deniyor. Budapeşte. Evet, dünyada 1870 yılında ilk Türkoloji Enstitüsü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kurulmuştur. Macarların ilk liderine de Arpat diyoruz. Arpat. Peçenekler. Karadeniz'in kuzeyinden batıya doğru gelip Balkanlara yerleştiler. Peçenekler. Karadeniz'in kuzeyinden göç edip Balkanlara yerleştiler Peçenekler. Özellikle Rusların Karadeniz'e inmesini engellediler tarihte yaptıkları göre. Peçenekler Bizans ordusunda paralı asker olarak görev yapmışlardır. Bu nerede ordunuzda çıkacak? 1071 yılında. Malazgirt Savaşı'nda. Bizi görünce tamam. Bravo.
1070'in Malazgirt Savaşı'nda Alparslan ve Türk ordusu, Bizans ve Bizans'ın imparator Roman Diyojen. Roman Diyojen'in Bizans ordusunda Peçenekler var. Peçenekler savaşta Bizans ordusundan Türklerin tarafına geçtiler. Bu da bizim savaşı kazanmamızda etkili oldu. Savaşı da bu sayede biz kazandık. Kıpçaklar 1091 yılında Peçeneklerin siyasi varlığına son verdiler. Peçeneklerden bir soru gelebilir. Peçenekler çünkü birkaç kendine has özelliği var. Onları yazalım. Devlet kuramayan nadir Türk toplumundan biridir. Devlet kuramamış Peçenekler. Türkler hep devlet kurar ya. Peçenekler devlet kuramamış. Bu önemli. Bugün Anadolu'da Peçenekli köyleri vardır. Yani Anadolu halklarının bir kısmı Peçenek kökenlidir. Hristiyanlığı benimsemişlerdir Peçenekler. Bunları bilmek yeterli. Kıpçaklar. Kıpçakların diğer ismi ne? Kumanlar. Arkadaşlar Kıpçakların bir kısmı Macaristan'a giderek Hristiyanlığı benimsedi. Milli benliklerini yitirmişlerdir. Kıpçaklar dilleri ve dini törenleriyle Romenlere etkilemişlerdir. Kıpçakların bir kısmı Eyyubi ve Memlük ordularına girmiştir. Burada yöneticilik yapmışlardır. Rusların Karadeniz'e inmelerini engellemişlerdir. Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Meşhur Dede Korkut hikayeleri var biliyorsunuz değil mi? Burada Oğuzlar birileriyle savaşıyor. Düşmanları var. Oğuzların düşmanları Kıpçaklardır. Oğuzların düşmanları Kıpçaklardır. Oğuzlar. Selçuklu ve Osmanlı devletleri Oğuz boylarından gelmektedir arkadaşlar. Oğuzların Orhun ve Selenga nehirleri, arasında yaşadığı düşünülmektedir. 10. yüzyılda İslamiyet'i benimsemişlerdir Oğuzlar. Büyük Selçuk Devleti'ni ve Osmanlı Devleti'ni kuran Türk boyu olmuşlardır. Şunları bilelim Oğuzlarla ilgili. Oğuzlara, Oğuz adına ilk kez Orhun kitabelerine rastlanmıştır Oğuz adına. En kalabalık Türk topluluğu Oğuzlardır. Soru geldi. Hristiyanlığı benimseyen Oğuzlara Uz diyoruz. Uz. Hristiyanlığı benimseyen Oğuzlara Uz diyoruz. Oğuz kabile demek. Boy demek. Kabilem demek. Oğuzlar Türkiye Türklerinin ataları olarak kabul edilir. Sık sık ava giderler değil mi? Ertuğrul da gir değil mi? İzliyorsunuz ya Diriliş dizisini. İzliyorsanız ya. Bizde Ertuğrul sık sık ava gidiyor. Bir Oğuz geleneği ava gitmek. Türk işler ya da diğer ismiyle Türgeçler. Issık Gölü. Bu coğrafya olarak önemli bir kavram. Issık Gölü civarında yaşamışlardır Türk işler. Türk işlerin ilk hükümdarı Bagatarkan. Türk işleri. Efendim? Kendi adına para bastırmış. Evet. Bagatarkan kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarıdır. Türk işler ya da Türkeçler Emevilerle savaşıp Orta Asya'nın Arapların eline geçmesini, Orta Asya'nın İslamiyet'e geçmesini engellemişlerdir. Müslümanlaşmasını engellemişlerdir. Emevilerle savaşmışlardır. Akkumlar. Çin baskısından bıkan Türkler Hindistan'a göç ettiler. Akkumlular. Çinlerle savaşmaktan bıkan Türklerin bir bölümü Hindistan'ın kuzeyine göçüp Akkum devletini kurdular. Akkum devletine Göktürkler son vermiştir. Başkurtlar, başkurt ya da başkırtlar. Başkırtlar. Ural dağları civarında yaşamışlardır başkırtlar. Şamanizme inanırlar. Ural dağlarını kutsal kabul ederler. Moğol egemenliği altına girmişlerdir. 13. yüzyılda İslamiyet'e geçmişlerdir. Başkırtları şuradan anlattım. Başkırtistan Rusya Federasyonu'na bağlı. İsim benzerliği yanıltmasın. Türk boyudur. Rusya Federasyonu'na bağlı olarak yaşayan bir devlet şu anda. Sabirler ya da Sibirler. Yol değiştiren demek. Sabirler. Yol değiştiren. Sabirler isimle çağrıştırıyor zaten. Sibirya'da yaşadılar. Kafkasya'da yaşadılar. Bizans'a karşı mücadele etmişlerdir. Anadolu'ya da akınlar yapmışlardır. Bugünkü Sibirya adı Sabir Türklerinden gelir. En parlak dönemini Balakan döneminde yaşamıştır. Balak. Bizanslarla savaştılar. Balakan döneminde yaşadılar. Bunların da Bualık isimli bir kadın hükümdarları var. Bualık. Kızılın tatlıyla. Bualık. Sabirleri anlatıyoruz. Bualık isimli bir kadın hükümdarları vardır.
Başka kimlerin kadın hükümdarı vardı? İskitlerin. Tomris. Evet, döndük dolaştık. Bir kadın hükümdarı daha bulduk. Onun da ismi Buarık. İlk para basan Türk hükümdarı kim? Bağat Arkan. Çok güzel. Kimlerden bu Bağat Arkan? Türk işlerden. Tamam. Şimdi şöyle bir bakın bakalım notlarınıza. Şöyle herkes birer tane cümle söylesin. Değil mi? Bir tekrar yapalım. O kadar çok not söyledik yani. Buradan başladık. Hadi. Başlayalım. Bulgarlar tabii hocam. Bulgarlar anlatacak Enes bize. Kim Bulgarları İslamiyet'i kabul ettiler hocam. Tamam. Ama Bulgarlar da İslamiyet'i kabul ettiler. Evet. İstanbul'u kuşatan bir yer Türk devlettir. Bulgarlar. Şankil'in destanları vardır herhalde. Tamam. İbn-i Fadlan seyahatnamesinde Bulgarlardan bahsediyor. Tamam. Tamam, bunlar da bildik. Evet, devam edin. Göçebe hayatla arkadaşımız göçebe hayatla yerleşik hayat arasındaki farkları söyleyecek. Dinliyoruz. Göçebe hayatta mimari yoktu. Taşınabilir el sanatları vardı. Göçebe hayatta dokumacılık var. Taşınabilir el sanatları var ama mimari yok. Doğru. Savaşçılık yönleri güçlü göçebe hayatta. Yerleşik hayatta. Daha zayıf. Tamam. Tamam, bu zaten kültür medeniyete giriyor. Kısa kısa söyleyelim. Buyurun. İskitler bilinen ilk Türk topluluğu. İskitler bilinen ilk Türk topluluğu ata evcilleştirmişlerdir. Evet, ata evcilleştirmişlerdir. Yeterli. Ha, söyle, devam et. İlk kadın Türk hükümdarı İskitler'de, Sakalar'dadır. Nedir ismi? Tomris. Sağbaların örnekler hala devam. Kültür ve medeniyete geçeceğiz, ondan uzatmak istedim, değil mi? Hocam, birinci gördür, ikili teşkilat sistemini kullanmışlardır. Türk adına kurulan ilk devlettir. Yani Çin'in hakimiyetine girerek asimile olmuşlardır. Tamam, yeterli. Evet. Kürşat ihtilali hocam. Kürşat ihtilali. Türkler, Göktürkler 50 yıl boyunca bağımsızlıklarını kaybettiler. 50 yıl boyunca eserli kaldıysa Kürşat ilk bağımsızlık hareketleri ayaklanmasıdır. Başarılı olamamıştır. Evet, doğru. Öyle bir destan var. Doğru. Evet. Uygurlar hocam. Uygurlardayız, evet. Yerleşik hayatı geçen ilk Türk topluluğudur. Evet. Manizmi ve Budizmi benimsemişlerdi. Savaşçı özellikleri yitirdiler. Güzel. Fresko, duvar. Fresko. Yani duvar resmini ortaya çıkarttılar. Güzel. Buyurun. Avarlar. Şimdiler Juan Juan ismiyle bahsettiler. Şimdilerinde. Hristiyanlığı kabul ettiler. İstanbul'u ilk kez kuşatan ve iki kez kuşatan. Avarlar Hristiyanlığı ve İstanbul'u kuşatmışlardır. Evet. Hazarlar. Musevi'yi kabul eden tek Türk topluluğudur. Evet. Hristiyanlığı güvenliğini sağlamışlardır. Hazarlar yöneticileri özellikle değil mi? Evet. Musevi'yi kabul etmişlerdir. Tamam. Peki buyurun. Hocam Metehan onluk sistemi. Metehan onluk sistemini kurmuş ve dünya ordularını etkilemiştir. Güzel. Kurultayı kurmuştur devleti yönetmek için. Evet, Recep. Asyon Devleti, Büyük Hun Devleti. Asyon Devleti, Büyük Hun Devleti diye aradı, evet. Tertibini ilk Türk Devleti'dir. Orta Asya'yı tek bayrak altında toplayan ilk Türk Devleti'dir. Doğru, güzel. Hükümdar Teoman'dır. Tamam, kurucusu Hükümdar Teoman'dır. En parlak dönemi Metehan döneminde yaşamıştır. Güzel, buyur hocam. Peçenekler hocam. Peçenekler. Devlet kuramamış ilk Türk topluluğu. Evet, devlet kuramamış peçenekler. Bu önemli, dikkat çekici özellik. Doğru. Hristiyanlığı benimsemişler. Hristiyanlığı benimsediler. Peki ve Malazgirt tarafı savaşında taraf değiştirip Türklerin tarafına geçip Malazgirt savaşını kazanmamızı da sağlamışlardır. Evet, dinle. Ben... Sana gelsin mi sıra? Evet, bana gelsin. Tamam, geldi. Kırgızlar hocam, Manastestan. Kırgızlar, Manastestan. Evet. Evet, dünyanın en uzun sözlü edebiyat eseridir. Yeni sene yazıkları da gene önemli. Olsun. Efendim? Soyadım da Kırgız. Göçmeniz o yüzden. Öyle mi? Evet. Kırgız mı? Evet. Ne var sizde Kırgızlarla evde mesela nedir özellik? Var mı Kırgız adı? Özellik dışlarımız özellik yok da direkt hani şey olarak göçmen olduğumuz biz de göçmeniz canım. Biz de Makedonya göçmeniyiz. Evet. Benim hocam eski Türklere benziyoruz. Evet, gözleriniz biraz çekiksin değil mi? Evet, evet. Güzel. Evet. İyi. Ne güzel. Bizde de var Arnavut böreği var. Makedonya'dan kalan özellikler bunlar. Biraz ister istemez biraz asabiyet var. Engel olmaya çalışsak da biraz heyecanlıyız biz aile olarak ben de aile. Böyle bizim özellikler. Bizim
çıkış görünüyor. Arbon devleti hocam. Arbon devleti. Balamir. Evet, en iyi dönemi Atilla dönemi ve Avrupa'ya ilk kültürünü taşıyan Türk. Güzel, güzel. Evet. Avrupa Hun devleti en önemli hükümdarlar Atilla. Roma'yı işgal edecek de etmedi. Papa ayağına geldi değil mi? Peki. Yani yerleşik yaşama kesin kanıtları. Ya bakın bir dakika. Arkadaşınız diyor ki ben diyor yerleşik yaşama geçmemizin kesin kanıtlarını söyleyeceğim size diyor. Soru oldu mu olur bundan sonra? Evet. Tarımsal faaliyetler. Kanal varsa diyorsun. Sulama kanalı varsa. Değirmen su değirmeni varsa ben anlarım diyorsun ki biz neye geçtik? Yerleşik yaşama geçtik. Mimari eserler varsa, ben kazılarda fresko buluyorsam, duvar buluyorsam anlarım diyorsun. Peki. Güzel. Güzel. Tamam. Buyurun abi. Karuklar hocam. Karuklar önemli. İslamiyet'i kabul ilk topluluktu. İslamiyet'i kabul ilk Türk topluluktu. Karuklar daha sonra Karahanlıları kuracaklar. Yani İslamiyet'in ilk Türk İslam devletini kuracaklar. Karuklar değil mi? Güzel. Oğuzlar hocam, Selçuklu ve Osmanlı. Evet, Oğuzlar, Selçukları ve Osmanlıları kuran Türk boyudur. Evet. Güzel. Hristiyanları benimseyenler Oğuzlar. Oğuzların Hristiyanı benimseyen kollarına Uz deniyor. Uz. Evet. Siz en son, evet, buyurun. Sarayı bulan ilk Türk topluluğu Lidya'da. Lidya'da. Yok. Parayı kullanan ilk kimdi? Bagat Arkan, Sürgişler. Tamam. Tekrar edelim. Para önemli bak. Para herkesin dikkatini çekiyor. Evet. Para, Bagat Arkan ve Türk İşler parayı ilk defa kullanmışlardı. Teşekkür ederiz. Güzel oldu. Evet. Peçenekler Bizans'a paralı askerlik yapmışlardı. Malazgirt Savaşı'nda da Türklere yardım edip bizim kazanmamızı sağlamış. Bu söylendi. Ama evet. Size tekrar geri döneceğiz. Mühman söylenmeyenleri söyledi. Evet. Macarlar. İlk lideri Arpad. Evet. Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Bir de ilk Türk Koleji Türk Koleji Enstitüsü. Bu da Peşte'de. Bu da Peşte'de kurulmuştur. Türk Bilim Enstitüsü. Türkleri araştırmak. Türk Bilimi, Türkoloji Enstitüsü nerede kurulmuş? Bu da Peşte. 1870'te Macaristan'ın başkenti Bu da Peşte'de kuruldu. Buyurun. Uygurlar göç ve türeyiş destanları. Uygurların göç ve türeyiş destanı vardı. Teşekkürler. Uygurların Karaval ve Sülh Sinoşi tarih gibi yazıtları vardı. Yazıtları vardır. Uygurların yazıtları. Karaval sanırım değil mi? Güzel. Sinoşi Uygurların yazıtı. Evet değerli arkadaşlar sizde sıra. Kavimler göçü vardı. Kavimler göçü evet. Arpon devleti kurulsundu. Bugün Karpo devletlerinin temeli atıldı. İlk çağ kapandı, orta çağ açıldı. Başka vardı. Arpad uzun yıllar siyasi ve neydi, dini miydi? Şey oldu. Karışık oldu. Fedorotizm kazandı. Tamam. Orta çağ oldu yani. Tamam. Peki, tamam. Buyurun. Evet. Neden böyle doğum sistem oldu ya, o söylendi ama Hristiyan kuvvetlerinde milattan önce. Hocam, güzel. Güzel bak, güzel oldu. Türk Kara Kuvvetleri başlangıcı ne zaman olarak kabul ediyor? Milattan önce 209 yılında başladı diyor Türk Kara Kuvvetleri. Evet. Kuruluş tarihi. Yarın pek çok başka sınava girebilirsiniz değil mi? Asubaylık, uzmanlık, polislik sınavları var. Belki bunlar da gelebilir. Turan taktiğini ilk kullanan da. Bir daha söyler misin? Turan taktiğini ilk kullanan. Turan taktiğini de gene Metehan kullanmıştır. Zaten dünya tarihi ve orduları en çok etkileyen lider değil mi? Türkler en çok askerlik alanında etkilemişler değil mi dünyayı? O da kültür medeniyet alanındaki konumuz. Siz de alanın bir tane aynısını söylemiştiniz. Aferin, Sabirler. Evet. Efendim? Sabirlerin Buhar isimli kadın hükümdarları vardır. Peki. Bir de ne dedik? Başkurtlar ya da başkırtlar bugün Rusya Federasyonu bağlı olarak varlıklarını sürdüren bir Türk topluluğudur. Sabirlerde ikinci kadın hükümdar vardı, onun adı neydi? Ben onu yanlamadım. Buharık. Sabirlerin kadın hükümdarının adı Buharık. Ama İzmir tek diye geçiyordu bazı kitaplarda. Tarih bile değişiyor bak yavaş yavaş. Evet, İzmir tek diye geçiyordu bazı kitaplarda. İlk diye geçiyordu, tek yazmaz. İlk hükümdar, ilk kadın hükümdar Tomris. Buharık da ikinci.
Dedik yani ders işleme tarzımız bu. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar çalışacağız. Çünkü artık tarih böyle genel kültüre döndü tamamen. Hocam bir de ismini yok. İlkelçi göndermiş ama ismini önemli. Değil. O kadar değil. Neyi diyorsun hocam? O kadar değil. Evet. Soru var mı başka? Saati kaç yaptık? 23. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Tarihi çalışmak isteyenler bazen soruyorlar. Arkadaşlar okuyarak çalışılıyor. Okuyacağız, devamlı okuyacağız. Okuyacağız. Tarih okuyacağız. Merak edin, merak etmek lazım. Nereyi okuyacağız? Devamlı merak edip okumak lazım. Biliyorsunuz okunmayınca unutuluyor değil mi? Kullanmıyoruz ya bu bilgiyi hayatımızda. Kolay yolu yok. Hani tarih öğrenmenin kolay yolu yok. Zevkli yolu var. Merak ederseniz zevk duyarak okursunuz. Kolay yolu yok. Peki, görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.